İyidir hocam, sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Bende çıkmadı. İlginç. Eyvallah, teşekkür ettim. Ratingimiz düşmüş. 30 kişiyiz ya, bu ayıptır ya, iki İzleme azaldı hocam. sınıftan. Nasıl? İzlemeler azaldı. Azalmış valla. Notlarınız nasıl? Açıklandı değil mi? Açıklandı, açıklandı. Kaç aldın? 85. Maşallah maşallah. İyi, çok şükür. Çok zor sormadık. Farkındasınızdır muhtemelen. Aynen, normal ya. Anlatmadığımız bir şeyi de sormadık. Şimdi. Sen kaç aldın? Oo, o da 85 almış maşallah. Herkes 85 ya, bu ne böyle? Bu ne ya, standarda bağlanmışız. Ha, Üç soru zormuş demek ki hocam, herkes. sen ha, nasıl 50 85. aldın ya? Neyse, 75-85 iyi. Ortalamamız en azından. Şimdi. Geçen ders kişiler hukukunu anlatmıştık. Medeni hukukun dallarında kalmıştık. Kişiler hukukunu bitirdik. Bitirme ne? Kamu hukuku tüzel kişileri var. O da zaten medeni hukuku ilgilendiren bir şey olmadığı için çok fazla temas etmedik. Gruba bir şeyler mi yazıyorsunuz? Yok. Bu derste biraz eşya hukuku olayına, mülkiyet meselesine bakalım. Sonra önümüzdeki hafta veya önümüzdeki ders, hafta demeyelim de önümüzdeki ders çok keyifli. Hepinizin ilgisini çekecek miras hukuku anlatacağız. Bugün eşya, haftaya veya bir sonraki derse miras. Mirası eminim hepiniz çok merak ediyorsunuz. Gözlerinizde dolar işaretleri görmeye başlamış. Şimdi, mülkiyet hukukta, bizim hukukumuzda hak sınıflandırmaya tabi tutmuşuz. Ayni hak, nisbi hak diye. Ayni hak dediğimiz değişik bir şey. Birazdan bahsedeceğiz. Nisbi hak dediğimiz farklı bir şey. Ayni hak bir takım yetkileri barındıran hak grubu. Nisbi hak sadece belli kişilere karşı ileri sürülebilen hak grubu. Örneğin en geniş yetkilerle donatılmış olanı aynı hakların mülkiyet hakkı. Ona birazdan bahsedeceğiz, o yetkiler nelermiş. Bunun yanında işte nisbi hakka da örnek verecek olursam, mesela herhangi bir sözleşme, kira sözleşmesi mesela. Mülkiyet hakkınızı siz herkese karşı ileri sürebilirsiniz. Dokunma lan, o benim telefonum, şerefsiz çekerini falan diyebilirsiniz. Ama kira sözleşmesinde hakkınızı, kira sözleşmesinden doğan hakkınızı ileri sürebileceğiniz taraflar sınırlıdır. Sadece sözleşmenin tarafları. Nisbi hak böyle bir şey. Şimdi aynı hak nedir? Aynı hak dediğimiz şey içinde neyi barındırır? Mülkiyetten yola çıkarak gidecek olursak, mülkiyet hakkından yola çıkarsak daha iyi anlaşılır. Mülkiyet hakkı dedik ki en geniş aynı hak. En geniş yetkilerle donatılmış aynı hak. Nedir bu yetkiler? Kullanma, yararlanma, semerelerinden yararlanma, etinden, sütünden, yününden kiraya verebilirsin, yakabilirsin, yıkabilirsin, yok edebilirsin. Bunların hepsini mülkiyet hakkı barındırıyor. Ne diyor? En geniş yetkiler veren aynı hak. İçeriğinden bahsetmiş mi? Çok fazla bahsetmemiş. Diyor ki aynı haklar maddi mallar üzerindeki mutlak. Bir de maddi mallar meselesi var. Ali Sefa geldi. Maddi mal dediğimiz zaman elle tutulan, gözle görülen mal varlığından bahsediyoruz. Ama mülkiyet hakkı sadece maddi mallar üzerinde değil, manevi mal varlıkları üzerinde de mülkiyet hakkı söz konusu olabiliyor. Manevi mal varlığı ne olabilir mesela? Var mı fikri olan Ali Efe? Anne baba mı Derse hocam? halen yoktur. Kafa karıştırma. Halen daha derse giremeyenler varmış. Bunu nasıl çözeceğiz biz arkadaşlar? Hocam karakter, onur, haysiyet. Dur. Karıştırma. Dur, dur, dur. Sakin ol. Şu derse giremeyenlerin işini halledelim. Ben biraz yardımcı olayım hocam size. Şöyle bir şey. Gruptaki arkadaşlara yazarsanız cep telefonundan girenler de bilgisayardan girenler de tarayıcıyla girebilirler. Linke dokundukları anda girebiliyor olmaları lazım. Şayet cep telefonundan girenler varsa onlara program da istiyor olabilir. Marketten Google Meet'i indirecekler. Bu kadar yani. Bu ilk dersimiz de değil. Niye böyle olduğu anlamayabilmiş değilim.
Koyduğumuz linke tıklayınca başka kodla giriliyor. Ne alakası var? Şu an girdiğimiz toplantı bu. Aa, size tekrar paylaşıyorum bilgilerini. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Siz de yapabilirsiniz. Şu linke tıklayan herkes girecek ve bunu defaatle tekrarladık. Şeye, US sistemine baktığınızda da aynı link. Yani link bu. Başka bir şey yok arkadaşlar. 34 kişi girdi de diğerleri niye giremiyor? Ve bilişimci olan arkadaşlar bunu yapamıyor. Ben anlayabilmiş değilim. Tarayıcı sekmesini yapıştırmayı denesinler. Tıklamaktan ziyade. Mesela. Aha, birileri gelmeye başladı. Linkte sorun yok. Sorun olsun. Gelmeye başladılar. Var mı halen daha ısrarla giremiyorum diyen? Bir bakalım. Yani halen daha giremiyorum diyene şaşıyorum. Devam edeyim mi, bekleyelim mi arkadaşlar, siz söyleyin. Fark etmez hocam, bize siz bilirsiniz. Eyvallah. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. O linkten başka bir şey değil yani. Linke tıklayan girecek. Bu kadar basit. Ben bile yapabiliyorum yani. Biz sonra şey yaparız hocam, yönlendiririz. Kaydınız zaten hani sisteme atacağım ama canlı canlı katılmak isteyenlerin engellemiş de. Evet, birileri daha geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, manevi mal varlığı unsurlar dediğimiz mesela sizin alanınızla ilgili olsun, yazılımlar, Windows lisanslı mı? Lisanslı. Bunun üzerinde bir manevi mal varlığı hakkı var mı? Var. Şarkı sözü yazarlar veya beste yapanlar veya kitap yazanlar, yazarlar, bunlar hepsi manevi mal varlığı değerleri üzerinde bir mülkiyet hakkına sahipler. Maddi mal varlığı, manevi mal varlığı ayrımı dediğimiz şey öyle bir ayrım. Şimdi aynı haklarda kalmıştık. Neredeyiz? Dedik ki aynı haklar ikiye ayrılıyor. Bir mülkiyet hakkı, bir de sınırlı aynı haklar diye. Mülkiyet hakkı en geniş yetkiler dedik. En geniş yetkiler neymiş? Hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla. Bu bir kere önemli. Mülkiyet hakkında öyle keyfe keder kullanamıyorsunuz. Hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla dilediği gibi kullanabilir. Ondan dilediği gibi yararlanabilir. Ve nihayet onunla ilgili istediği tasarrufta bulunabilir. Örneğin malik olduğu eşyayı satabilir, tahrip edebilir, yakabilir, yıkabilir vesaire. Kullanma, semerelerinden yararlanma. Bu üç yetki. Şimdi ikinci grup haklara, aynı haklara ise sınırlı aynı haklar dedik. Bundan sonraki yani mülkiyet hakkı dışındaki aynı haklarda bu saydığımız kullanma, semerelerinden yararlanma ve tasarruf hakları üçü aynı anda bulunmaz. Ama ya biri ya ikisi bulunursa bunlar artık sınırlı aynı haklar. Bazı aynı haklar devredemeyeceğin haklar. Bazıları sadece kullanma hakkı veriyor vesaire vesaire. Ne diyor? Mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler vermeyip sınırlı yetkiler tanımaktadır. Sınırlı aynı haklar sahiplerine mülkiyet hakkından doğan kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin hepsini değil, bunlardan bir veya ikisini, örneğin yalnız kullanma veya yalnız yararlanma hakkını verir. Bunlar da irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakkı diye ayrılıyor. Burada mesela birkaç tane aynı hakkı örnek vereyim, ne demek istediğimiz anlaşılsın. Mesela aynı hakkı anlayabilmeniz için en güzel örneklerden bir tanesi sükna hakkı. Yeni kanunda oturma hakkı diye geçiyor. Kirada oturanınız var mı? Var hocam, var. Ali Sefa, evet. Hacı amcayla muhtemelen baba bir sözleşme yaptılar. Evini Hacı amcanın kiraladınız, doğru mu? Evet hocam. Bu nasıl bir hak veriyor size, babana ve size? Hocam hiçbir hak vermiyor çünkü adam istediği zaman zam yapıyor hocam. Bu nasıl sözleşme? Babam oraya koyamamış mı bana zam yapmadı? Hakkınızı bilmemekle alakalı bir şey. Ya da babam aman kötü olmayayım diye sesini ya çıkartıyor. Ya hocam şimdi babama tövbe yarabbim. Evet hocam, sizi dinliyorum. Siz devam edin.
Şimdi Ali Sefa, tefek eder zam yapamaz. O ayrı, sözleşmeyle bağlı. Sözleşmede bir artış oranı vardır. O artış oranını aşamaz. Keyfek eder sizi evinden çıkartamaz. Özellikle gayrimenkul kiralarında öyle kira sözleşmesinde bir durum söz konusu değil. Onu Evet söyleyelim. hocam. Tamam hocam. Ha, bilginiz olsun, genel kültür olsun. Sözleşme bitti. Ben de evi boşaltayım diye bir durum da söz konusu değil. Sözleşme bitmiş. Kiralardan birisi fesih hakkını kullanmamışsa aynı süreyle uzatılmış demektir. Yani kiralayan kişi, kiracı ben ev bırakacağım, gideceğim falan filan demedikçe sözleşme tekrar tekrar uzayıp gider. İş yerleri kiralarında bunun bir süresi var, 10 yıllık bir süre. Onu karıştırmıyoruz ama gayrimenkullerde böyle bir durum var. Hukukta, avukatlıkta diyeyim, en zorlandığımız iki meseleden birisi kiracıyı evden çıkartmaktı. Zor bir şeydir. Öyle ki kiracı keyfe keder he deyince evden çıkartılamıyor. Şimdi niye kira meselesini sorduk? Ali Sefa, ailece bu kira sözleşmesini yapmış olmakla nasıl bir hak elde ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hocam işimizi garantiye alıyoruz. Adam bizi istediği zaman çıkartamaz o sözleşmedeki Yok süreye yok. göre. Sözleşme dediğin zaten bakın kira sözleşmesi sözde dahi yapılabilen bir sözleşmedir. Yazılı yapmanıza falan da gerek yok. Hocam? Sözleşme zaten sözdür. Yani garantiye alma falan filan öyle yazıyla yapmanıza gerek yok. Benim demek Tamam. istediğim siz hacı amcaya para ödüyorsunuz. Aydan aya kirasını veriyorsunuz. Hacı Evet amca hocam. sizden kira almak. Evet. Hakkınız ne? Hacı amcadan ne aldınız bu sözleşme karşılığında? Barınma hakkı aldık hocam. Yani o evde oturuyorsunuz, takla atıyorsunuz, debeleniyorsunuz, tuvalete gidiyorsunuz falan filan. Değil mi? Aynen. Şimdi bak, hacı amca öldü. Çocukları gelip sizi evden çıkartabilir mi? Yok hocam, nasıl çıkartsın? Nasıl çıkartmasın ya? Sen sözleşmeyi hacı amcayla yapmışsın. Hacı Hocam amca şimdi çocuk bu eve... yani ama sonuçta onun şeyi varisleri çocukları değil mi? Tamam. Onu söyle. Sözleşmeyi onlar devam ettirmek zorunda. Hayır, sözleşmeyi devam ettirmek zorunda değiller. Nispi bir hak. Kira sözleşmesinin nispi bir hak olduğu için. Hadi miras meselesine ileride geleceğiz diyelim, karıştırmayalım. Hacı amca tuttu, evi sattı başka birisine. Evet hocam. Malik varis değil, bir şey değil ki o miras meselesine ileride geleceğiz dedik. Yeni malik, hadi kardeşim çıkın Almanya'dan oğlum geldi dese ne yapacaksınız? Çıkacağız hocam, ne yapak, adam ev sahibi yani. Sözleşmeyi hacam, şurada Tuğçe bir şey yazmış, ona cevap veriyorum her sefer. Sözleşmeyi hacı amcayla yaptı. Hacı amca evi sattı. Yeni malikle aralarında sözleşme yok. Hacı amcaya karşı tazminat davası açabilir. Kardeşim beni mağdur ettin falan filan. O ayrı bir şey. Ama yeni malike kardeşim ben bu evden çıkmıyorum diyemezsiniz. Süresi içinde gayrimenkul kiralarında öyle bir şey var. Belli bir süre içinde çık demesi lazım devralan kişinin. Süresi içinde çık derse çıkacaksın. Niye? Çünkü kira sözleşmesinin nispi nitelikte. Sadece tarafları bağlar. Taraflar kim? Ali Sefa'nın babası ve hacı Tamam. amca. Hacı malı sattı. Sözleşmenin tarafı artık yeni malik değil. Yeni malik bu sözleşmeyi sürdürmek zorunda da değil. Bu Anladım hocam. özelliği. Şimdi bak, bir de sükna hakkı denilen bir ayni hak var. Sükna hakkı da aynen Ali Sefa ve ailesinin kira sözleşmesiyle elde ettiği gibi bir hak elde etmelerini sağlıyor. Ama öyle bir hak ki Ali Sefa'nın babası lehine kuruldu diyelim. O gayrimenkul üzerinde. Ali Sefa'nın babası Allah gecinden versin ölene kadar kimse hacı amcanın çocukları hacı amca evi satsa X kişisi Y kişisine satsa Y kişisi kardeşim çık bu evden diyemeyecek. Niye? Babası diyecek kardeşim git tapuya bak şerhi de var orada. Benim bu gayrimenkul üzerinde sükna hakkım var. Ben ölene kadar buradayım. Ben öldükten sonra o ayrı mesele ama beni buradan çıkartamazsınız. Niye? Herkese karşı ileri sürebileceği bir hak. Ayni hak, nispi hak. Bu nispi meselesini nasıl söyleyeyim? Ali Sefa ile muhabbete başladık. Ferhat, mikrofonunu açık yakaladın. Duyuyor musun beni? Ferhat Aydın. Ferhat Aydın. Kaçtı şerefsiz. Sena Kürüm. Sena, o da mikrofona cevap vermiyor. Ben varım hocam, ben söyleyeyim. Ha İsmail, Sena yazmaya başladı. Mikrofonu yok demek ki. Sena'ya soruyorum. Sena yazmaya başladıysa ne soracağımı unuttum. Bunaklık böyle bir şey. Yaşlanıyoruz anasını satayım. Şimdi soracağım da.
Bana 5.000 lira borç para verir misin sana? Ayın 15'inde ödeyeceğim. Hocam can değil ki verek ya. Vallahi canın sağ olsun. Ya versene, hayret bir şey yok diyor ya. Dur bir örnek vereceğiz. Farz-ı mahal diyoruz. Verirsin. Ha, ödeyeceğiz ya. Ya Ben fakir kefilim. Ben olmak da çok kefilim kötü. hocam. Tamam, İsmail veriyormuş. İsmail, ayın 15'inde ödeyeceğim dedim. Sözleşmeyi yaptık. Senden borç parayı aldım. Ayın Evet. 15'i geldi. Ödemedim. Bu parayı 5.000 verin, 5.500 alırım. O faizci, tefeci bu. Bu parayı babamdan isteyebilir misin? Babam vermez de ben vereyim. Yok yok, babandan demiyorum. Ben ödemediğim zaman benim babamın canına yapışıp da senin oğlun bu parayı He. ödemedi. Hiçbir şey yapamayız hocam. Ben Giden gider. isterim hocam. Berkay, sen mi İsteyene söyledin? bir yüzük var hocam. Ben isterdim şahsen. İstersin ama babam vermek Hangi zorunda. klandansın hocam? Hocam, İsterdim ben. şey olur hani. İsmail. Olmaz ya. Babadan istenmez hocam. Borcu o mu almış? Can alır, can veririm hocam. Hayda. Bunlar, ya arkadaşlar, mafya anlatmıyoruz, hukuk anlatıyoruz ha. Şimdi, vermek istediğim örnekteki mesaj şu. Sözleşme ben ve İsmail arasında. Ben vadesi gelip de borcumu ödemediğim zaman gidip de babamın canına yapışması veya karımın canına yapışması, çocuklarımın canına yapışması mümkün değildir. Niye sözleşmenin tarafları değiller? Nisbilik ilkesini anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu örneği veriyorum. Nisbi hak sadece tarafları bağlar. Taraflara karşı ileri sürülebilir. Ama ayni hak herkese karşı ileri sürülebilir. Kim sizin bilgisayarınıza elini uzatırsa uzatsın, çek elini, o benim mülkiyetim, mülkiyet hakkıma elini sürme deme hakkına sahipsiniz. Çünkü bu bir ayni hak. Ama babanızla falan tehdit edebilir. Ya tehditten bahsetmiyoruz arkadaşlar, durun. Ki mesele hani farklı konulara dağılacak. İsmail benden bile zorla diyemez. Yani gırtlağıma yapışıp ödemem bu parayı falan dediği zaman hem suçtur hem de yok bu hukukumuzda. İhkak hak yasağı diyoruz. Hakkın zorla yerine getirilmesi yasağı diyoruz. Evet, Senet ben buna varsa ipotek koyuyor zorla hocam sadece. alamaz. Başka bir şey olmuyor. Nasıl? Senet Anlamadım varsa İsmail. ipotek koyuyor mal varlığına. Başka bir şey olmuyor. Devletin icra daireleri veya mahkemeleri kanalıyla ancak icra dairelerini harekete geçirmek suretiyle alacağını tahsil etme yoluna gidebilir. Yoksa zorla değil. Ha bana ödem öde der, bu zorlama değildir. Ama bu çağda ayıp da lan öde borcunu falan, bu suç. Zorla hakkını yerine getirme bizde yasak. Ancak devlet baba diyor ki ben buradayım. Babanızım oğlum, kavga etmeyin, ben aranızdaki meseleyi çözerim. Gelin icra dairesine, hallederiz meseleyi diyor. Ha komisyonunu alıyor mu? Alıyor. Ayrı bir mesele. Tuba ne yazmış? Ha sen fark etmez. İcra yoluyla değil de zorla almaya çalışırsak suçtur. Aynen. Hatta para cezası falan var onunla. Hapis cezasıyla karşı karşıya Aynen. kalabilir. Hak yasağı dediğimiz, yani hırsızlıktan bir nebze daha evla bir suç. Öyle olarak. Şimdi ne anlatıyorduk, ne anlatıyorduk? Aynı hak, nispi hak. Bu nispi hak, aynı hak meselesini anladık mı? Aynı hakkın ne olduğunu anlayabildik mi az çok? Ha, buyur, Emir'in akrabası bu yüzden hapse girmiş. Mesela bir başka aynı hak, kitapta da rehin hakkı diye nitelendirdiğim bir mesele. Rehin hakkı öyle bir hak ki normalde teminat niteliğinde. Bir sözleşme yaptık işte, az önce İsmail'den borç para istemiştim. İsmail dedi ki neyine güveneyim hocam, bana taşınır bir malını rehnet. Bilgisayarını bana rehin bırak. Ben bilgisayarı rehin bıraktığım zaman artık zilyede değilim. Fiilen götürüp bilgisayarı İsmail'e teslim etmek zorundayım. Teslim ettikten sonra da İsmail onun üzerinde bir mülkiyet hakkına sahip olmuyor. Sadece ve sadece ben borcumu ödemedikçe geri alamıyorum, kullanamıyorum. İsmail de şayet borcumu ödemezsem onu yine icra dairesi suretiyle paraya çevirtip yani sattırıp alacağını onun içinden alabiliyor. Yoksa o rehin mal varlığı doğrudan bilgisayar İsmail'in falan olmuyor. Rehin hakkı da bir değişik, yine aynı hak. İsmail bunu herkese karşı ileri sürme noktasında nasıl bir hakka sahip? Normalde adi bir alacak hakkı olsaydı, İsmail'e rehinsiz bir şekilde borçlu olsaydım, başka alacaklarımla birlikte İsmail'e sıraya girip sırasının gelmesini bekleyecekti. Benim mal varlığımın satılıp da
paraya çevrilmesi suretiyle kendisine düşecek para için sıra bekleyecekti. Ama rehin hakkı herkese karşı şu hakkı veriyor İsmail'e. Diyor kardeşim bekleyin, ben alacağımı alacağım rehin hakkından. Daha sonra siz ne istiyorsanız yapın ama öncelikli alacak bende. Rehin hakkı da böyle bir aynı hak mesela. Kabaca anlattım tabii. Rehin çok karışık bir mesele. İcra iflas konusunun en karışık meselelerinden bir tanesi. Şimdi mülkiyetle ilgili görüşler var kitapta. Bir tanesi klasik liberal bireyci görüş. Diyor ki bu görüş özel veya bireysel mülkiyet hakkına büyük önem verir. Hani liberalizmin sloganı neydi? Belki sağda solda okumuşsunuzdur. Var mı bilen? Hiç duymadınız mı? Liberalizmin böyle bir sloganı var. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Şimdi duydunuz. Tamam Alpkiray. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Özgürlük. Evet. Sadece ekonomik olarak değil, fikri olarak da liberalizmde aynı esas hakim. Liberaller diyorlar ki kardeşim devlet mülkiyet hakkına müdahale etmesin. Hiçbir surette mülkiyet hakkına karışmasın. Asıl olan bireyin haklarıdır. Bireyin mülkiyet hakkına devlet müdahale etmesin. Böyle bir anlayış. Buna klasik liberal bireyci görüş deniliyor. Diyor ki sınırsız, mutlak ve tekelci bir hak mülkiyet hakkı. Dolayısıyla malik sahibi dilediği gibi tasarruf dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bir araziye sahip olan kişi isterse onda buğdayı yetiştirir, isterse onun üzerinde ev inşa eder, isterse bu evde kendisi oturur, isterse bu evi kiraya verir, isterse bu evi yıkıp yıkabilir. Liberal görüş bunu savunuyor. Mülkiyet hakkının insanın doğuştan gelen bir doğal hakkı olduğunu savunuyor bu görüş. Bu görüşe göre mülkiyet hakkı insanın dokunulmaz, zaman aşımına uğramaz ve kutsal bir doğal hakkıdır. Dahası liberaller özgürlük ve mülkiyet hakkı kavramlarını birbirini tamamlayan iki kavram olarak görürler. Onlara göre mülkiyet özgürlüğün kalesidir. Aklınıza yattı mı? Tam anlaşılmadı hocam. Benim aklınıza tarafım. Yattı mı bu görüş? Yatma turuncu sevdalısı arkadaş. Lan bir isminizle girin lan şu sisteme. Niye yatmadı? Şevval niye yatmadı? Eyvallah. Ama sebep ne? Tam anlamadım da. Liberaller diyor ki kardeşim benim toprağım varsa bu toprağın üzerinde dilediğim gibi ev yaparım, bu evde dilediğim gibi otururum, istersem kiraya veririm, istersem satarım, istersem yıkarım. Devlet buna karışamaz. Bu makul mü? Makul bence. Makul değil hocam. Olmaz. Sebep? Yani yan taraftakiler rahatsız olabilir, her şey olabilir. Veya şöyle bir şey. Mesela o bile zorumuza gidiyor. Şu düzende bile. Hani bu liberal bir düzen değil. Bir tanesi ne? Belediye ruhsat veriyor. Diyor ki sen buraya 5 katlı apartman dikebilirsin. Yan tarafına geçiyorsun. Diyor ki sen 13 kat dikebilirsin. Bu bile insanın zoruna gidiyor değil mi? Ama buna sınırsız bir hak verdiğin zaman öne alınmaz bir durum ortaya çıkıyor. Garip bir durum ortaya çıkıyor. Deprem yaşamış bir coğrafyadayız. Bunu bir sınırlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Değil mi? Mesela hocam dedemin toprağı vardı gömü çıktı. Mesela. liberal olmaya karar veren şey var. Şimdi bunun tam zıttı bir görüş var. Marksist görüş. Orada da diyor ki kardeşim özellikle üretim malları üzerindeki mülkiyet hakkını tanımıyorum. Bu kolektiftir. Herkesin malıdır. Sadece bir bireye ait olamaz. Tamam bireyin de mülkiyet hakkı olsun ama sınırlı olsun. Devlet de icap ettiği yerde bu mülkiyet hakkına müdahale etsin. Mülkiyet hakkını son derece sınırlı tutan bir görüş var karşısında. Marksist, kolektivist görüş. Diyor ki eşyalar üzerinde devletin mülkiyetine geniş bir yer veriyor. Bireylerin mülkiyetine oldukça sınırlı bir yer veriyor. Özellikle üretim araçları, madenler,
toprak, fabrikalar, ulaştırma araçları, iş makineleri üzerinde özel mülkiyet hakkını kesinlikle kabul etmiyor. Bunların dışında kalan üretime ve ticarete yönelik olmayan kişilerin şahsi kullanımına ve tüketimine yönelik şeyler üzerinde özel mülkiyet olabilir. Örneğin bireylerin ev eşyaları, yiyecek ve yiyecekleri üzerinde özel mülkiyet hakkı vardır. Keza bireyler kendi kullanımları için özel otomobil ve ev sahibi de olabilirler. Ama diyor devlet buna istediği zaman yine müdahale edebilir. Buna ne diyorsunuz? İsmail, o da fazla demiş. Şevval, bir orta yolu bulacağız, sen canını sıkma. Marx haklı diyor. Her istediğinde olmaz, devletin hakkı hocam. Peki. Şimdi, burada da mesele şu. Vergiyle devletimiz daha diyor, zaten iki tane gerek yok hocam. Eyvallah. Burada da Marksist sistemde de ki denendi, nerede denendi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye bir yapı vardı. 1917'de başlayıp 90'larda dağılıp giden bir yapıdan bahsediyoruz. 90 yıllık, 70 yıllık bir ömrü oldu aşağı yukarı. Tam anlamıyla komünist devlet diyemiyoruz. Çünkü o aşama devletsiz bir aşama. Komünist topluma geçiş aşamasında devlet zaten yok. Ama burada sosyalist toplum diyelim ve bu sosyalist toplum da Marksist görüşü kabul ediyor mülkiyet kavramı noktasında. Ama bir müddet sonra İnsanların hırsıyla karşı karşıya kaldığı noktada da anlıyorlar ki başarısız bir sistem. Ne demek istiyorum? İnsanlar çalışıyorlar dediniyorlar. Bir tarafta çalışmayan insanla eşit pozisyondalar. Mülkiyet edinme noktasında çalışanla çalışmayanın çok fazla bir farkı olmuyor. Komünizm hocamın sosyetim aynı şey mi? Emir, merak ettiğin için şöyle kabaca anlatayım. Marx amca diyor ki, komünizme geçiş öyle birdenbire olmaz. Önce diyor kanlı bir devrim, kabaca anlatıyorum. Bu kanlı devrimle diyor burjuva sınıfı alt edilecek, üretim malları kolektifleştirilecek. Bu kolektifleştirilmeden sonra da diyor devlet tabii bu aşamada güç kullanacak. Zorba bir devletten bahsediyor, despot bir devletten bahsediyor. Sonraki aşamada diyor sosyalist devlet aşamasına geçecek. Herkese diyor ihtiyacı kadar mal dağıtımında diyor herkese ihtiyacı kadar verilecek. İhtiyaçtan fazlasında kimse talep etmeyecek gibi bir yaklaşım var. Ama talep ediyor maalesef. Ve son olarak diyor artık öyle bir aşamaya gelinecek ki komünist topluma seviyesine geçilecek, aşamasına geçilecek. Komünist toplumda da diyor devlete insanlar, erdemli insanlar olduğu için gerek kalmayacak. Devlete olan ihtiyaç ortadan kalktığı için devlet kendiliğinden kuruyup yok olup gidecek. Devletsiz bir toplum aşamasına geçilecek. Sosyalizm, komünizmin bir aşaması diyebiliriz arkadaşlar. Okey. Ben anlamadım. Tekrar söyler misiniz bu Marksist sistemi? Marksist sistemin anlatmıyorum. Marksist mülkiyet kavramını anlatıyorum. Marksist mülkiyette üretim malları üzerinde mülkiyet hakkını kabul etmiyor. Kolektivizmi savunuyor. Diyor ki bunların üzerinde herkesin hakkı var. Kamunun malı bunlar diyor. Üretim malları ne? Toprak, madenler, fabrikalar, fabrikadaki makineler, nakliye araçları vesaire. Bireyin mülkiyet hakkını kabul ediyor ama sınırlı bir hak olarak görüyor. İşte kendi kişisel kullanımı için işte arabası olabilir, ev eşyası olabilir, şusu olabilir, busu olabilir ama diyor istediği zaman devlet buna da müdahale eder. Marksist görüş böyle. Rusya ütopyası. Ütopya nedir? İyi tartışırız bir ara ama sizinle sadece bu dönem bu dersi işleyeceğiz maalesef. Bunun için çok üzülüyorum. Ütopya'yı, Thomas More amcanın Ütopya'sını okumanızı tavsiye ederim. Sadece onu değil, onunla birlikte başka Ütopya sınıflandırmasına dahil olan eserler var ama özellikle Thomas More'unki zaten Ütopya kelimesi oradan çıkıyor. Bir de distopyalar var. Emir yazdı 1984 gibi. 1984'ü de şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Reddi miras niye var? Mirasa geleceğiz Ali Efe. Rusya... Reddi miras niye var? Ne alaka efendim? Dur, onu miras hukukunda anlatırız. Evet Emir, çok güzel kitap 84. Şimdi, ne dedik? Marksist görüşten bahsettik. Bir de karma, modern görüş var. Bu işte Şevval'in istediği, ikisinin ortası. Niye? Çünkü liberal görüşte insanların yola, işte efendim okul arazisine, cami arazisine, şu araziye, bu araziye ihtiyacı olduğu zaman devletin müdahalesini kabul etmediğin zaman bunu sağlayamıyorsun. Veya
insanların mülkiyet hakkı üzerinde sınırsız bir tasarruf hakkını tanıdığın zaman işte deprem durumunda çok katlı binaları düşünün, deprem yönetmeliğine uygun yapılmış falan ne olacak? Bunun bir orta yolunu bulmak lazım. Bu orta yolda modern karma görüş dediğimiz görüş. Diyor ki modern görüş esasen klasik yani liberal bireyci mülkiyet anlayışını benimser. Yani özel mülkiyet hakkını savunur ve mülkiyet hakkının malike sahibi olduğu şey üzerinde geniş bir egemenlik yetkisi verildiğini kabul eder. Ancak bununla birlikte bu görüşe göre mülkiyet hakkı sadece malike tanınan yetkileri değil, ona yüklenen bir takım ödevleri, yükümlülükleri de içerir. Bizde durum ne? Bizde bir kere mülkiyet hakkının tanımını yaparken söyledik. Dedik ki kanunun çizdiği çerçeve dahilinde kalmak kaydıyla kullanabilir filan. Biz de aslında bu modern karma görüşü benimsemişiz. Devletin kamulaştırma yetkisini kabul etmişiz. Devlet kamunun menfaati ön plana çıktığı yerde bireyin özel mülkiyetine müdahale edebiliyor ve bireyin bunun karşısında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ama devletin bu müdahalesi de sınırsız bir müdahale değil, kamu yararı doğrultusunda yapılması gereken bir müdahale. Buradan yol geçmesi gerekiyorsa, kamunun menfaati varsa yol geçecek. Yoksa menfaat yoksa mahkeme kanalıyla bu alınan kamulaştırma kararını birey her zaman iptal ettirebiliyor. Şimdi bu görüşleri geçtik. Eşya kavramı, maddi olan eşya, iktisadi değeri bulunmak, hakimiyet... eşya kavramının şartlarından bahsediyor. Merak eden bir taraflardan bakar. Çok önemli değil. Biz eşyanın şeylerinden bahsedelim. Kapsamından bahsedelim. Sonra da nasıl kazanılır, nasıl kaybedilir bunlardan bahsedeceğiz. Halen daha gelenler var. Birincisi asıl eşya. Asıl eşya kendi başına tarif etmemiz biraz zor. Bütünleyici parça ve eklenti diye iki kavramımız daha var. Onlarla daha basit bir şekilde anlatılabilir. Asıl eşya benim gözlüğümdür. Gözlük kabı onun bütünleyici parçasıdır. Veya işte ev benim asıl eşyamdır. Evin garajı müştemilat da diyoruz biz buna, eklentisidir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Asıl eşya her zaman işte bu kavramlarla birlikte ancak tanımlanabilecek bir şey. Bütünleyici parça ne diyor ki? Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Evin çatısını, penceresini, kapısını, bacasını bunun bir örneği olarak kabul edebilirsiniz. Kitapta ne örnek vermiş mi merak ediyorum. Diyor ki bir evin kapısı, aynısını vermiş. Ne diyor? Bütüne malik olan kimse bu bütünleyici parçaya da maliktir. Yani esas eşyanın sahibi bu kapıya, çerçeveye, bacaya, çatı remedine falan da maliktir. Bu müştemilat nedir? Eklenti nedir? Ona bakalım. Diyor ki asıl şey malikin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Örnek vermiş televizyon ve kumandası gibi. Bunu da geçtim. Şimdi doğan haklar ve yetkiler geç. Aktif yetkiler, tasarruf yetkisi bunları anlattık. Koruyucu yetkiler, istikrar davası falan filan. Bunlar çok tırıvırı şeyler. Mülkiyet hakkı sınırlandırmalarından bahsetmiş. Onu da geç. Mülkiyet hakkının türlerine tek mi? Bu önemli. Arkadaşlar, mülkiyet iki şekilde sınıflandırılıyor yine. Tek mülkiyet ve paylı mülkiyet. Birlikte mülkiyet diye. Tek mülkiyet benim tek başıma telefonuna sahip olmam tek mülkiyet. Ama birlikte mülkiyet bu kadar basit açıklayabileceğimiz bir şey değil. Telefonu iki kişi birlikte satın almış olsaydık ve bunu belli kurallar kaideler çerçevesinde birlikte kullanacağımızı kararlaştırmış olsaydık bunu da birlikte mülkiyetten söz edebilirdik. Ama genellikle birlikte mülkiyet böyle basit eşya üzerinde değil, daha kıymetli eşyalar üzerinde veya gayrimenkuller üzerinde görünen bir durum. Burada anlatmak istediğim sadece şu var.
birlikte mülkiyet kavramında bir ayrım var. El birliği mülkiyet ve paylı mülkiyet diye bir ayrım var. Eski dilde iştirak halinde mülkiyet ve müşterek mülkiyet diye görüyorduk. Bu kavramlar nedir? Bunu anlatmaya çalışayım. Bu el birliğiyle mülkiyet veya diğer adıyla iştirak halinde mülkiyette arkadaşlar öyle bir mülkiyetten bahsediyoruz ki bu birlikte maliklerin birlikte kararı olmadıkça onun üzerinde tasarruf etmek mümkün değil. Ama paylı mülkiyette aynı şey söz konusu değil. Ben tek başıma payımı devredebiliyorum üçüncü bir kişiye. Ama iştirak halinde mülkiyette bu mümkün değil. Müşterek mülkiyette mümkün, el birliğiyle mülkiyet, iştirak halinde mülkiyette mümkün değil. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. İsmail hangi şehirdesin? Konya. Konya yok. Elazığ'dan kim var? Onur var hocam. Onur'u konuşturun. Onur nerede? Onur görünmüyor. Onur Serkeş. Tamam. Onur'la bir gün Gazi Caddesi'nde giderken bir baktık ki Kayseriler şerefsizler almışlar 50 nece kamyonu. Aramızda Kayseriler de var hocam aman diyeyim. Hocam olsun bir çelik kasa satıcısına denk gelmişiz. Paramız da çok. İşte birlikte sahip olduğumuz 50 milyar paramız var diyelim. Zenginiz Onur. Bir para kasası alıyoruz. Öyle bir para kasası düşünün ki iki tane kilidi var. Bir anahtar Onur'da amin. Bir anahtar bende. Ben olmadan Onur tek başına gidip o kasayı açıp parayı harcayamıyor. Ben olmadan, Onur olmadan ben gidip kasayı tek başıma açıp parayı harcayamıyorum. Ancak ikimizin anahtarı da aynı anda kasanın kilidini çevirecek ki kasayı açabilelim. Bu iştirak halinde mülkiyet veya diğer Türkçe adıyla el birliğiyle mülkiyet. Bunu anladık mı? Diğer örnekte yine kasa aldık Onur'la. Kasanın bir tane kilidi var. Bir anahtar bende, bir anahtar Onur'da. Ben istediğim zaman kasayı açabiliyorum bir anahtar çevirmekle. Onur istediği zaman kasayı açıyor ve o paradan istediği gibi tasarruf edebiliyor. Bu bahsettiğimizde müşterek mülkiyet ya da diğer adıyla paylı mülkiyet. Bu anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Onur, bir ses ver ya. Parayı duydun, şaşırdın ya. Tamam. Buradayım hocam, buradayım. Burada mısın? Evet. Mülkiyet hakkının kazanılması. Mülkiyet hakkında dedik ki mülkiyet bir de şöyle bir türü var. Ta Roma hukukuna dayanan bir ayrım ama Roma hukukunda biraz daha farklı nesneler üzerinde. Modern hukukta farklı bizim hukukumuzda. Taşınır ve taşınmaz veya eski ismiyle menkul, gayrimenkul. Gayrimenkul nedir? İşte bağ, bahçe, arsa, tarla, ev, tükan. Bunların hepsine biz gayrimenkul diyoruz. Taşınmaz. Bir de menkul. Bunun dışındaki her şeyi taşınır malların hepsine de biz menkul mal diyoruz. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması nasıl oluyormuş? Birincisi aslen kazanma. Aslen kazanma ne? Bir başkasının mülkiyetinde bulunmayan taşınmazın doğrudan doğruya kazanılması. Taşınmaz mallarda aslen kazanma yolları nelermiş? Birincisi kazandırıcı zaman aşımı. Öyle bir taşınmaz düşünün ki tabuda kimsenin adına kayıtlı değil. Böyle bir araziye ya köylerde vardır. Kadastro çalışması yapılmamış araziler var mı hiç bildiğiniz? Köyle uğraşanlar. Yok, hepsi şehirli. Bazı araziler Türkiye'de halen daha çokça yerde vardır. Kadastro çalışması yapılmamıştır. Orada bir arazi var ama tabuda bu araziye dair bir kayıt yok. Beyza mesela biliyor. Böyle bir arazi varsa bunda olan zaman aşımıyla kazanma söz konusu. Diyor ki olan zaman aşımıyla kazanmada geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğünde malik olarak yazılan kişi taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse onun bu taşınmazın mülkiyet hakkını kazandığı kabul edilir. Mesela bir akrabam vardı. Kendisi Elazığ'da yaşıyor. Elazığ'dan hiç çıkmamış. Bir askerliğe gitmiş gelmiş. Tapuda E-Devlet'ten sorgulama yaptığımız zaman Samsun'da üzerine bir gayrimenkul görünüyordu. Bakın sehven yazıldığı çok açık.
Samsun'a uğramamış, Samsun'la hiçbir ticareti yok, Samsun'dan gidip de toprak aldığı falan yok. Ama orada bir gayrimenkulün üzerinde sanki maliki benim bu akrabammış gibi kayıt çıkıyordu. Şayet kimse itiraz etmezse, dava da açmazsa, nizasız, fasılasız dediğimiz, aralıksız ve çekişmesiz, niza çekişme, dava mava kimse açmadı, itiraz da etmedi. 10 yıl geçti, artık o gayrimenkul üzerinde o akrabamın hakkı mutlak mülkiyetini kazanmış olacak. Olağan zaman aşımı yöntemiyle. Olağanüstü zaman aşımında ise tapu kütüğüne kayıtlı olmayan bir taşınmaz var. Ve ben bu taşınmaz üzerinde diyorum ki burası benimdir. 20 sene boyunca ekip biçiyorum, kullanıyorum. Kimse de buna itiraz etmiyor. Nizasız, yani tartışmasız, çekişmesiz. Ve aralıksız 20 sene boyunca kullanıyorum. Artık oranın üzerinde de olağanüstü zaman aşımı yoluyla mülkiyet hakkını kazanıyorum. Bunu anladık mı? Anladık herhalde. Devren kazanma var. Nedir devren kazanma? Birisinden miras veya satış suretiyle veya bağışlama suretiyle o gayrimenkulün satın alınması meselesi. Gayrimenkul satışı kanun gereği veya bağışlaması, gayrimenkul üzerindeki bir tasarruf muhakkak ve muhakkak tabuda resmi memur huzurunda onun düzenleme şeklinde yaptığı sözleşmeyi tarafların yine onun huzurunda imzalamasıyla oluyor. Dava açan olursa davanın neticesi beklenecek. Burada bir soru varmış, onu görmemişim. Alabildiğim meselesini valla takip etmedim. Umurumda değildi çok fazla Samsun'daki topraktan benim. Şimdi burada yine bir şey var. Beye kaldı falan diyorlar. Neyse, anlamadım. Neyse, devam edelim. Süremiz az. Taşınır üzerinde bu durum nasıl kazanma meselesi? Birincisi aslen kazanma. Bir başkasının mülkiyetinde bulunmayan taşınır malın doğrudan doğruya kazanılması. Ne şekilde oluyor? Birincisi sahiplenme. Diyor ki sahipsiz bir taşınırın malik olma iradesiyle zilliyetine geçiren kimse onun maliki olur. Örneğin çöpe atılmış bir eşya. Bunun kimsenin mülkiyetinde olduğunu kabul etmemiz mümkün mü? Değil. Çöpte hoşuma gitti. Aldım. Artık o benim aslen kazanma yöntemlerinden biriyle mülkiyeti kazanma yolum. İkincisi bulma. Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse bu söylediklerimi uygulamayın. Çünkü kanun böyle söylüyor ama siz öğrencisiniz. Buldunuz mu atın cebinize. Diyor ki kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara durumu bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilan etmek zorundadır. 5 yıl içinde malın sahibi çıkmıyorsa bulan kişi bulduğu malın mülkiyetini kazanır. Ancak bulunan şey define ise bulunan kişinin değil, içinde bulunduğu taşınmaz veya taşınır malın sahibinin olur. Bununla birlikte defineyi bulan kimse definenin değerinin yarısını aşmamak üzere uygun bir ödül isteyebilir. Burada önemli olan define kısmı değil. 5 yıl kim öle kim kala meselesi. Yerde para buldum 20 lira. 5 sene sonra 20 liraya bir sakız alamayacağım. Ne diye 5 yıl boyunca atın cebinize. Siz öğrencisiniz. Boş ver. Vallahi çok kötü ya. 5 kuruş. Şimdi ben 1 kuruş bulmuştum. Üniversitenin içindeki Atatürk Lisesi girişinden girdim. Yürüyorum yol boyunca ama garip bir şey oldu. Bir baktım yerde pasparlak 1 kuruş, eğildim aldım. 2 adım attım bir tane daha, 2 adım attım bir tane. Ulan dedim kesin birisi bana kamera şakası çekiyor. Bu aşağı yukarı 10 tane 1 kuruş ATM'lere kadar devam etti. Meğer vatandaşa ATM bozuk para 1 kuruş vermiş. Onu da hoşuna gitmemiş, tek tek yerlere atmış. Ben de hepsini topladım, 1 kuruş bulunmaz bir şey artık. Aldım. Hocam ben araba. Ben araba bulmuştum hocam bir kere. Yani. Adam anahtarını düşürmüş. Arabada yakınlarda bir yerde geri korkudan attım kaçtım anahtarı. Bu araba herhalde bu bulma meselesinde çok iyi bir örnek değildir ama kaydı var. Ama iyi bak 5 kuruş nereye bir araba nereye. Şimdi başka kazanma yöntemi de menkul mallarda kaçırıp parçala. Düşme ve sürükleme. Diyor ki su, rüzgar, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle veya rastlantı sonucunda taşınır mallar veya hayvanlar kimin egemenlik alanına girerse o kimse sanki bu eşyayı bulmuş gibi olur ve yukarıdaki gibi olur. Yani 5 yıl boyunca işte haber verecek, şu olacak, bu olacak falan filan.
Yani sahibini araştırır, 5 yıl boyunca bekler falan. Taşınmaz sahibi, arı oğlu meselesi. Aracılıkla uğraşanlar bunu bilirler. Kimsenin de kolay kolay fikir yürütebileceği bir mesele değil. Buna günah. Arı oğlunu ilişkin olarak diyor ki, taşınmaz sahibi kendi taşınmazına konan arı oğlunun maliki olmaz. Ancak başkasının kovanına göçen arı oğlu bir bedel ödenmesi gerekmeksizin kovan malikinin olur. Bir başkası işletme değersiz bir taş parçası bendeydi. Komşum aldı taşı heykele çevirdi. Kıymetsiz taş kıymetli bir hal aldı. Bunun gibi. Diyor ki emeğin değerinin o şeyin değerinden fazla olması halinde yeni şey işleyenin aksi halde malikin olur. Tazminat ve sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar saklı. Yani uygun bir tazminat ödemek zorunda kalabilir heykel yapan kişi ama maliki de o olur. Karışma ve birleşme suretiyle kazanma var. Burada da diyor ki birden çok kişinin taşınır malları önemli bir zarara uğratılmadan veya aşırı bir emek veya para harcanmadan ayrılamayacak şekilde birbiriyle birleşmiş veya karışmışsa o kişiler yeni şey üzerinde kendi taşınırların birleşme ve karışma zamanındaki değerleri oranında paylı mülkiyete sahip olurlar. Bir başkası da kazandırıcı zaman aşımı. Onur benim kitabımı istedi. Dedi ki hocam yarın getireceğim. Yarın oldu 5 yıl. Menkul mallar üzerinde 5 yıl boyunca nizasız, çekilmişmesiz, aralıksız ve tartışmasız iyi niyetle, Onur iyi niyetli değil, burada eksiklik yok. İyi niyetle, malik sıfatıyla zilyet olan kişi 5 yılın sonunda mülkiyeti kazanıyor. Bir de söz senettir hocam. Eyvallah. Bir de devren kazanma var. Burada da aynen gayrimenkuldeki gibi satış, bağışlama vesaire yollarıyla, miras yoluyla falan mülkiyet kazanılabiliyor. Haftaya çok keyifli miras anlatacağız. Haftaya diyorum ama haftaya olmayabilir, en kısa zamanda diyelim. Miras anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Saat 10'da başka dersim başlayacağı için böyle koştur koştur davranıyorum. Var mı bir sözünüz? Yok, belli değil. Yani bir sonraki dersin ne zaman olacağını daha kararlaştırmadık Ahmet. Görüşürüz hocam, Allah'a emanet. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Hadi hocam görüşürüz, iyi geceler. Erken olacak, canını sıkmayın. Tamam. Hocam geç olsun ya, daha iyi. Geç mi olsun? Bence de daha iyi ama dur bakalım. Haberleşiriz. Nasıl yine istersen. Grubunuz... Eyvallah, kendinize iyi bakın.